Lefke Avrupa Üniversitesi'nden herkese merhaba. Ben Ceylan Erhan. Bugünkü yayın konumuz bilinçli tercih, doğru meslek. Hemen konumuzu pinliyorum ve hocamı yayına davet ediyorum. Bir yandan da misafirlerimizi bekliyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Teşekkürler. Sizler? Teşekkürler hocam. Sağ olunuz. Konumuz bilinçli tercih, doğru meslek. Bugün Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kıymetli öğretmenleri ve öğrencileri misafirimiz. Konuşmacı konuğum Profesör Doktor Harun Şeşen hocam. Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin dekan hocasıdır. Güzel bir yayınımız olsun hocam. Yorumları İnşallah yorumları arada bir açacağım, sorularınızı alacağım. Çok fazla soru da aldık program öncesinde hocam. Çok güzel. Çok güzel bir program olsun. Evet. Hocam öncelikle size şunu sormak istiyorum. Tercih dönemi yaklaşıyor adım adım. Öğrenciler tam bir ay sonra sınava girecekler, hemen ardından tercih yapacaklar. Öncelikle biz bilinçli tercih derken neyi kastediyoruz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Şimdiden herkese başarılar diliyorum tabii ki. Hepsi için önemli bir süreç var önümüzde. Bilinçli tercih derken tabii ki bunu şöyle söyleyebilirim. Ben yüz yüze de birçok görüşmelere katıldım. Daha önce de sürekli katılıyoruz genç arkadaşlarımızla. Her zaman da aynı şeyi söylüyorum. Bilinçli tercih bir kere aldığımız puana göre tercih değil yani. Öncelikle bunu bilmek lazım. Bilinçli tercih dediğimiz şey, günümüzde bazı kavramları önümüze almamız lazım. Günümüzde bazı kavramları önce anlamamız lazım. Bilinçli tercih konusuna da böyle yaklaşmak gerekiyor. Öncelikle şunu bilmek lazım. Günümüzde yetkinlikler diye kavramlar var. Günümüzde çok önemli olan farklılaşma diye bir kavram var. Çok önemli olan işte kendini tanıma, farkında olma diye bir kavram var. Çok kısa değinmem lazım bunlara ki bilinçli tercihe gelelim. Bir kere öncelikle kişinin kendini tanıması gerekiyor. Yani bir kere kişi ben hangi alanlarda yetkinim, hangi alanlarda daha iyiyim, hangi alanlarda eksikliğim var, fazlalığım var, bunu bir kere önce düşünmesi lazım. Arkasından muhakkak ki şunu görmek lazım. Benim nelere yeteneğim var? Yani bir yetkinlik analizi dediğimiz bir şey kişisel olarak. Bu çok basit bir şey. Nelere yetkinliğim var? Nelere daha kolay hoşuma gidiyor yaparken? Neleri daha zor yapıyorum? Bunu analiz etmek lazım. Ve en sonunda da şunu sormak gerekiyor. Tüm bunun içerisinde beni diğerlerinden farklı kılacak tercih nedir? Dolayısıyla aslında bilinçli tercih dediğimiz şey kesinlikle bizi diğerlerinden farklı kılacak olan tercihtir. Yani biliyoruz ki bugün her alanda birçok insan zaten var, mezun olmuş. Dolayısıyla biz bunların arasında nasıl farklılaşacağız? Bu farkımızı nasıl ortaya koyacağız? Farkımızı ortaya koyacak her tercih bilinçli tercihtir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Hocam, peki farkını ortaya koymak için öğrenci ilk önce neyi gözetlemeli? Gerçekten güzel soru. Biz bunu her zaman şöyle karşılaşıyoruz arkadaşlarımızdan. Hocam güzel de biz nasıl farklı olacağız? Yani farklı olmak diyorsunuz ama nasıl farklı olacağız? Tabii ben şimdi bu soru biraz uzun ama kısa kısa cevaplayayım. Bana göre çünkü çok önemli bir soru bu. Türkiye'de halen daha farklı olmanın birkaç yolu var. Onlardan kısaca değinmek isterim. Genç arkadaşlarımıza da faydalı olacağını düşünüyorum bunun. Birincisi, nasıl farklı olurum diye sorduğunda arkadaşımız kendine, evet şu bir gerçek ki Türkiye'de verdiği diplomayla öğrenciye bir nevi bir gruba dahil olma şansı yaratan meslekler var. Yani bunlar son 5-10 yılında trend meslekleri. Yani işte hukuk, sağlığın çeşitli alanları, bazı öğretmenlikler, görüyoruz bunları. Bunlar trendler ve bu trendler size çünkü bir nevi sertifikasyon sağlıyor. O elde ettiğiniz diplomayla bu işleri yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu
son 10 yıllık geçmişe baktığımızda farklı olmanın bir yoluydu. Yani öğrenciler bunu kullandılar. Halen daha kullanıyorlar ama burada bir büyük soru işareti var. Yani hep bunu söylüyoruz. Arkadaşlarımız kendi çevrelerinden de görebilirler, gözlemleyebilirler. Her alanda Türkiye'de artık yetişmiş insan var, bolca var. Dolayısıyla bu sertifikasyon sağlayan bu meslekleri tek başına tercih edip buradan farklılaşmaya çalışmak gelecekte çok da şey olmayabilir. Çok da başarılı bir strateji olmayabilir. Çünkü burada çokça mezun var artık. O zaman sadece bu bir farklılık yöntemi olmaz gibi gözüküyor. O zaman ikinci bir farklılaşma yöntemi ortaya çıkıyor. Nedir bu ikinci farklılaşma yolu? Kesinlikle yabancı dil. Yani bugün baktığımızda yabancı dilin önemi için saatlerce konuşabiliriz ama çok kısa bir iki şey söylemek isterim. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nde yani bütün istatistik araştırmalar gösteriyor ki bir yabancı dili bilen %15 nüfusun. Ama bilmek onu etkin olarak kullanmayı da getirmiyor tabii ki. Etkin olarak kullanabilen insan sayısı daha da az. %5, %10'lar arasında. Demek ki bir yabancı dili etkin olarak kullanabiliyor isek bu bir fark yaratma yolu olacak. Yani ya mezun olduğumuzda %5, %10'un içerisinde olacağız ya da %90'ın içerisinde olacağız. Dolayısıyla bu %5'in 10'un içinde olmak çok önemli bir fark yaratma aracı olarak gözüküyor. Bunu ilkiyle birleştirecek olursam her zaman söylediğim bir şey var. Bence lokal, ulusal meslekler bir de uluslararası meslekler diyebiliriz bazı mesleklere. Örneğin hukuk. Çok önemli bir alan, çok değerli bir alan ama lokal bir alan. Yani sonuçta siz kendi ülkenizin hukukunu öğrenirsiniz. Dolayısıyla bu lokal meslekler diyebileceğimiz işte eğitim, hukuk gibi alanlarda belki yabancı dil henüz çok çok öne çıkmıyormuş gibi gözüküyor. Ama uluslararası meslekler diyebileceğimiz mühendislikler, sağlığın bütün alanları, ekonomi, psikoloji vesaire. Bunların hepsi aslında uluslararası meslek ve bunların artık yabancı dil bilenine ihtiyacımız var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde halen daha insana ihtiyacı var. Halen daha bir sürü alanda mezun ihtiyacı var. Ama dediğim gibi fark yaratmışlara ihtiyaç var. Düşününüz bugün çok kıymetli işte uluslararası ilişkiler alanı. Uluslararası ilişkileri Türkçe okumanın nasıl bir şey olabilir ki, getirisi olabilir ki? Yani o alanda sizin bir kere artık İngilizceye çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Bugün uluslararası ilişkiler alanını bitirmiş bir arkadaşımız bu alanda istihdam edilmeyi planlıyor ise takdir edersiniz ki mutlaka bu arkadaşımızın bir kere İngilizceye çok iyi hakim olması lazım. Üstüne İngilizce literatüre hakim olması lazım. Ve üstüne belki de bir lokal dili bilmesi gerekiyor. Yoksa sadece Türkçe ile hangi ulusla neyin ilişkisi kurulacak yani baktığımızda. Yani bu İngilizcenin önemi o kadar büyük ki siz bu sayede aslında vizyonunuzu da büyütüyorsunuz. Bizim yıllardır işte yaklaşık 20 yıldır yüksek öğretimin içerisindeyim. Öğrencilerimizden en büyük şikayetimiz budur. Küçük düşünme problemi. Yani maalesef bizim küçük düşünüyor öğrencimiz. Hepsi değil tabii ki ama büyük bir çoğunluk öyle. Yani küçük düşünmemek lazım. Bizler zeka olarak, çalışkanlık olarak hiçbir ırktan, milletten küçük şey değiliz, kötü değiliz. Hatta hepsine çok daha öne geçebiliriz. Hepsinden daha iyiyiz. Ama bir, kendimize güvenme. İki, iyi çalışma. Üç, hedef koyma. Ve bu doğrultuda hareket etmek gerekiyor. Büyük vizyon sahibi olmak gerekiyor. Efendim ben bir gün Coca-Cola'nın CEO'su olacağım demek gerekiyor. Değil mi? Muhtar Kent bir Türk yani baktığınızda. Ve bu adam bu dünyanın en büyük şirketine CEO olmuş durumda. Yani genel müdürü bu şirketin. Yani biraz büyük düşünürsek o zaman rahatlıkla yabancı dilin önemini anlayabiliriz. Ve bu kapasite hepimizde var. Küçük düşünmemek lazım. Bir de şöyle değineyim, öyle bitireyim bu bölümünü. Yani bence çok önemli olduğu için değinmem lazım buna. Farklılaşmanın artık bir önemli yolu da kendine güvenen, özgüveni yüksek, sosyal girişimci birey olmak. Yani biz buna sosyal ağ diyoruz. Artık insan sermayesi biriktirmek gerekiyor. Sosyal ağınızı büyütmeniz gerekiyor. Diyor ya ünlü sözümüz, bana kimleri tanıdığını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani siz ne kadar çok insan tanırsanız, ne kadar çok sosyal ağınız genişlemişse, ne kadar iletişim kurma yeteneğiniz yüksekse, özgüveniniz fazlaysa, inanın iş gücü piyasasında %50 sizin şansınız var. Yoksa her meslek kıymetlidir, her meslek değerlidir. Ama
O mesleğin içinde işte farkı yaratmamız lazım artık. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Uluslararası öğrenci oranının yüksek olduğu üniversitelerde eğitim görmenin öğrencilere katkısı nasıl olur? Ya bence muhteşem olur. Ben şunu şöyle örnek verebilirim. Kendi örneğimi bazı katıldığım okullarda, yüz yüze eğitimlerde hep vermişimdir. İngilizce ile maceram çok uzundur ama ben hayatımda ilk defa yurt dışına 35 yaşında çıkmış bir insanım. O da devletimizin verdiği bursla işte gitme şansım oldu. Ve ilk defa bir Amerikalıyla ki yani 100 üzerinden 95 KPDS notuyla gittim. O zaman adı KPDS'ydi bu notun. Ve çok güveniyorum kendime. İngilizcemin harika olduğunu düşünüyorum. Ama nereye ilk gittiniz hocam? Amerika'ya gittim. Florida eyaleti, Florida Üniversitesi'ne ve ilk akşam açlıktan ölüyoruz. O kadar uzun bir yolculuk. Gittik bir işte markete, restorana ve sipariş vereceğiz. Yani benim sipariş verememem, orada insanlar yani karşımdakiyle iletişim kuramamam o kadar yüzüme vurdu ki yani 95 KPDS notu olan birisi ilk hayatımın siparişini verirken anlayamadım karşımdaki yabancıyı ve neden? Çünkü bugün o güne kadar hiç canlı olarak İngilizceyi kullanmamışız. Yani İngilizce hep bizim için ne olmuş? Bir öğrenci olarak amaç olmuş. Öğrenme amacı. Oysa ki bir şeye ulaşmak için araç haline hiç dönüşmemiş. Ve ben tabii bir ilk gittiğimde bir 6 ay kadar orada bulundum. Ve bunu çok yaşadım sıkıntıyı. Yani anlatamıyoruz derdimizi, anlayamıyoruz, yazamıyoruz. Yani her şey eksik, her şey yarım. Bunun şöyle gördüm, orada bulunmak acayip derecede katkı sağladı bana. Yani o 6 ay çok ilerletti. İşte bunu oraya getirmek istiyorum. Yani ben yıllarca Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde bulundum. Binlerce öğrenciyle muhatap oldum. Şunu gözlemledim. İngilizcenin gelişimi için bir kere böyle bir ortamda bulunmak çok faydalı. Yani bunun katkısı asla yadsınamaz. Yani sadece Türk'ün Türk'le imtihanı şeklinde İngilizce eğitim almakla birçok yabancıyla birlikte eğitim almak çok fark yaratıyor. Çünkü o insanları anlamaya çalışıyorsunuz. O insanların bir kere yani hep onu örnek verirler. Ünlü bir dizide vardı. Ne var ne yok diyor mesela İngilizce. How are you? Kimse demiyor. Herkes what's up man diyor yani. Yani bunu bile yani bu günlük yaşantıda kullanılan kelimeleri, kalıpları bile işte o İngilizce konuşulan birçok yabancının bulunduğu ortamda kapıyorsunuz. Yoksa durup dururken bunu kapamıyorsunuz yani. Bunu kapmak çok kolay değil. Canlı olarak uygulamak lazım. Ben bunu şu anda çok rahat kıyaslayabiliyorum. Bizim şu anda sınıflarımızda %70'e yakın bir yabancı öğrenci var. Dünyanın her yerinden öğrencimiz var. Ve çok rahatlıkla fark edebiliyorum. Birinci sınıfa gelen öğrencimin İngilizceyi kullanamamasını, Türkiye'den gelen öğrencimizin özgüvensizliğini, dördüncü sınıfta bunun nasıl evrildiğini, nereye doğru değiştiğini ve o yıllar içinde o yabancılarla muhatap ola ola onları tanıyor, İngilizceyi kullanıyor ve yavaş 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 cesareti geliyor ve bakıyorsunuz artık konuşabiliyor, derdini anlatabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Yani ne kadar kitap okusanız da grameri iyi bilseniz de maalesef dil eğitimci değilim. Yani bunun üzerine ahkam kesmek istemem ama kendi gözlemimi söylüyorum. Biz hep gramere ağırlık verdiğimiz için herhalde eğitimimizde bir türlü konuşma, anlama, dinleme, anlatma bu konularda şeyiz yani oldukça zayıfız. Dolayısıyla böyle uluslararası öğrencinin bol olduğu, çok olduğu bir ortamda eğitim almak bence yabancı dil konusunda müthiş gelişim sağlıyor. Yani bireyi çok çok ileriye götürüyor. Ayağınıza getiriyor aslında bir sürü yabancı kültürü. Böyle bir artısı var yani bunun. Bu çok kültürlü ortamda İngilizce öğrendiği İngilizceyi pekiştiriyor, konuşabiliyor. Peki bu kesinlikle. Çok kültürlü ortam hocam ilerideki iş dünyası için nasıl katkılar sunacaktır öğrenciye? Yani müthiş, onun da bence çok artısı var. Şöyle ki bir kere öğrencinin vizyonu açılıyor. Yani küçük düşünmüyor artık. Şunu görüyor. Ulan dünyanın bir ucundan bir adam kalkıyor bu ülkeye geliyor, eğitim alıyor ve dünyanın başka bir ucuna gidip çalışabiliyor. Ben bu örnekleri hep veririm. Yani benim öyle öğrencilerim var ki işte Afrika'da adını bilmediğiniz ülkeden gelmiş. Burada bizim üniversitemizde eğitim almış. Arkasından gitmiş Dubai'de
2-3 yıl, 5 yıl çalışmış, geri gelmiş, doktora yüksek lisansı bende yapmış ve tekrar Kanada'ya gitmiş mesela. Artık ne oluyor birey baktığınızda? Dünya vatandaşı oluyorsunuz aslında. Öyle bakmak lazım. Evet, elbette ki özümüzde gurur duyuyoruz. Türklüğümüzde gurur duyuyoruz. Biz oldukça gurur duyan bir milletiz bununla. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama gurur duyduğumuz zaman katkıyı nasıl yapacağız acaba biz ülkemize, toplumumuza, geleceğimize diye düşündüğümüzde her zaman şunu da görmek lazım. Bize devraldığımızı bir tık ileriye götürmemiz gerekiyor. Bizim devraldığımızda yani bizim yetiştiğimiz dönemde üniversitelerimizde yabancı öğrenci, yabancı hoca falan çok azdı yani bunlar. Çok öyle imkanlar yoktu yani. Ama bugün var ve bu imkanları kullanmalıyız ve kendimizi bir öteye taşımalıyız. Bunu her zaman söylerler. Bir dil bir insan demek. Yani siz bir dili etkin kullandığınızda bir kişi daha oluyorsunuz. İnanın bana farklı kültürleri daha öğrenci hayatında, öğrenciyken şey yaptığınızda, muhatap olduğunuzda bir kere onların kültürünü tanıyorsunuz her şeyden öte. Ve artık o çok uzak size, çok uzak gördüğünüz mesafe inanılmaz kısalıyor. Yani diyorsunuz ki ya bunlar da bizim gibi. Birçok şeyde aynıyız. Veya şöyle farkları var. Onların doğruları negatif, pozitif ve negatif taraflarını gözlemliyorsunuz. Ve İş hayatına bunu yansıtıyorsunuz. En önemlisi bu. Yani hayatınızda ilk kez çok kültürlü bir ortama, iş yaşamında mı girmek, yoksa zaten lisans eğitimi alırken birçok yabancıyla muhatap olarak almışsınız. Bunu iş hayatınıza yansıtmak. Tabii ki bu daha ideali. Çünkü daha öğrenciyken bunları aldığınızda, iş hayatına girdiğinizde yabancılık çekmiyorsunuz. Zaten siz hep yabancılarla muhatap olmuşsunuz. Farklı kültürlere neyiniz var? Toleransınız var. Bu çok önemli. Yani inanın hani yabancı korkusu derler. Yani komşunuzun yabancı olmasını kabul eder misiniz, etmez misiniz vesaire. Kapalı toplumlarda bu biraz yüksektir. Yani yabancı korkusu. Ama inanın yabancıların da sizden korkusu var. Yani bu iş karşılıklı. Ama siz muhatap oldukça bunlarla o korkularınız geçiyor. Ve diyorsunuz ki ya bu da insan, ben de aynıyız yani. Ve ileride meslek hayatınız açısından size o kadar çok birikim sağlıyor ki artık şu cesaretiniz oluyor. Ben her yerde, her şekilde çalışabilirim. Yoksa küçücük geldiğim kasaba, küçücük geldiğim yer değil benim vizyonum. Yani ben hep onu söylüyorum. Bizim öğrencilerimiz böyle at gözlüğüyle bakıyorlar etrafa. Yani çok geniş bakmıyorlar. Oysa ki siz bu şekilde muhatap olduğunuzda yabancı bir kültürle o kadar büyüyor ki artık bakış açınız. Ve bu sizi dünyanın her yerinde çalışabilecek, kendine güvenen, farklı kültürlerden gelenlerle rekabet edebilecek bir insana dönüştürüyor. En önemlisi bence budur. Evet hocam. Çok da güzel ifade ettiniz. Çok kültürlü ortamlarda alınan eğitimden dolayı toleransın artması gerçekten çok çok önemli olmalı. En önemlilerinden. Evet. Meslek seçimi hocam söz konusu olduğunda peki kişi toplumda üstleneceği rollere nasıl karar vermelidir? Bunu da sormak istiyorum size. Tabii bu da güzel bir soru. Nasıl karar vermelidir diye düşündüğümüzde yani biraz tabii ki çevreden etkileniyoruz. Bu bir gerçek. Yani baktığımızda nelere bakıyoruz? Trendlere bakıyoruz. Arkasından ailemizle görüşüyoruz. Onlardan etkileniyoruz. Yakın arkadaş, akrabalarımız, dostlarımızdan etkileniyoruz. Ama bence kişi her şeyden önce kişisel SWOT analiz dediğimiz bir şey var. Ya da Türkçesi GZFT diye geçiyor. Bence kişi bunu yapması lazım. Hele ki şu anda bir pandemi dönemindeyiz. Öğrencilerimiz zaten evdeler. Bunları düşünmeye vakit de var. Yani bence herkes şunu düşünmesi lazım tercih yapmadan önce her öğrencimizin. Efendim benim güçlü yanlarım ne? Zayıf yanlarım ne? Önce kendini tanıyacak. Ve beni diğerlerinde öne çıkaracak olan ne? Ve arkasından topluma baktığımızda, toplumun içerisinde gerek sosyal anlamda gerek iş dünyası anlamında ne gibi fırsatlar var? Ve bu fırsatları karşılayacak ne gibi tehditler var? Ben bu tehditleri nasıl bertaraf ederim ve onları fırsata dönüştürürüm? Örnekler vereyim. Yani siz hukuk düşünüyorsunuz örneğin. Ve baktınız ki güçlü yanınız da sizin. Çünkü hukuk biraz ezber gerektiren bir şey. Her insanda yoktur. Ben mesela ezberleyemem. Yani biraz ezber gerektiriyor. Böyle bir yeteneğiniz var. Toplumda da saygı görüyor. Ve bu kapasiteniz, bu potansiyeliniz var. Bu kişisel yaptığınız analizde sizin için bir ne gözüküyor? Hedef gözüküyor.
Peki ben bunu bir tık ileriye tercih yapıp da toplumu daha ileriye taşıyacak hale nasıl getiririm? Çok basit. Sizin bir fark yaratmanız lazım. Artı bir şey eklemeniz gerekiyor. Burada artı bir şey ne olabilir? Yüksek lisansınızı başka bir alanda yapma ya da ekstra bir lisans ekleyebilme, yüksek lisans ekleyebilme olabilir. Ya da İngilizce öğrenme olabilir. Ya da bilgi teknolojilerini bu işin içine sokma olabilir. Ya da hepsi olabilir. En güzeli budur. Ne kastediyorum? Siz hukuk bitirmişsiniz. Düşününüz ki bir MBA yaptığınızı, Master of Business Administration, yani işletme yönetimi master yaptığınızı. Bu durumda siz ne oluyorsunuz? Aslında iş piyasası ile ilgili de bilgi sahibi olup başka bir alanda, hukuksal anlamda ilerleme şansı yakalıyorsunuz. Eğer siz İngilizceyi önemi gösterirseniz, bir hukukçu olarak yabancı diliniz olursa bu sefer size bambaşka kapılar açılıyor. Çünkü artık sizin için birçok uluslararası iş yapan firmanın hukuk departmanları var. Buralar sizin için ne olmaya başlıyor? Bir potansiyel iş alanı olmaya başlıyor. Siz bir de teknolojiyi için içine koyduğunuz zaman günümüzde artık teknolojisiz bir şey düşünülemiyor zaten. Bugün ben şey yaptım, yani böyle araştırdığımda görüyorum, konuşulduğunda yeni yeni meslekler var. Diyorlar ki yapay zeka avukatlığı diye bir şey olacak diyorlar 5-10 sene sonra. Yani düşünebiliyor musunuz? Yapay zeka avukatlığı. Yani siz bir yazılıma gireceksiniz müşteri olarak. Probleminizi anlatacaksınız. Ve o problem yapay zeka tarafından bir avukat olarak yapay zeka size ne çıkaracak? Bir takım çözüm önerileri. Bugün siz bunu rapor olarak, değil mi, hukuk bilgisi olanlardan alıyorsunuz mesela. Ama bunları da programlayacak hukukçulara ihtiyaç var. Dolayısıyla artık biz buna çok disiplinli, multidisiplinli çalışmalar diyoruz. Yani bizlerin böyle düşünmesi lazım. Hele ki bu yaşlarda şu anda meslek seçimindeki arkadaşlarımızın tek bir yere saplanmadan düşünmesi gerekiyor. Yani bir mesleğe başladığınızda 30-40 yıl sonra o mesleğin hiç standartları değişmeden emekli olacaksınız. Bu hayal, bu rüya, bu rüya bitmiştir. Bu belki 50 yıl önce belki mümkündü ama bugün mümkün değildir. Bugün sizin aldığınız lisans eğitimi ne olursa olsun size sadece 4-5 yıl yeter. Sizin mutlaka kendinizi geliştirmeye devam etmeniz gerekiyor. Güncel meseleleri, güncel konuları, güncel alanları yakalamak gerekiyor. Çok yönlü olmak gerekiyor. Yani toplumumuza en büyük faydayı biz böyle sağlayabiliriz. Dolayısıyla şu anda daha meslek seçerken arkadaşlarımızın bunları düşünmesi lazım. Yani ben kimim? Benim yeteneklerim ne? Ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Ve bu isteklerim gerçekçi mi? Bu da önemli. Hayalperest olmamak lazım. Yani bunu ben her zaman söylerim. Gidiyorsunuz bir sınıfa, 300 kişi var. Soruyorsunuz, ne istiyorsunuz? Sınıfın %80'i diyor ki Hacettepe tıp diyor. Bu bir hayal yani. Kusura bakmasın kimse. O sınıftan bir kişi gidecek yani. Çünkü onun gibi binlerce sınıf var. Yani gerçekçi olacağız, realist olacağız ama hayallerimiz olacak. O hayallerimize ulaşmak için kendimizi tanıyacağız, toplumumuzu tanıyacağız. Yoksa günlük trendlerin peşinden koşmamak lazım. Yani günlük trendler bizi bazen yanıltabilir. Yani günlük trendler maalesef yanıltıyor. Ben bunu her zaman örnek veri olarak veririm her konuşmamda, herkesle konuşurken de söylüyorum. 90'lı, 95'li yıllarda girin internetten bakın. Her üniversitenin, bölümlerin taban puanları var. Ankara'nın Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin taban puanı bırakın hukuku, tıptan bile 15 puan yukarıdaydı. Çünkü oradan çıkan insanlar kendilerini kaymakam görüyordu zaten. Vali yardımcısı görüyordu. Yani devletin yöneticisi olarak görüyordu. Dolayısıyla o bir günlük trend yani. Şu anda da günlük trendler var. Ama sadece trende bakmamak lazım. Gelecek ne getirecek ve ben ne yapabilirim dersek o zaman doğru kombinasyonu sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdiki genç arkadaşlarımızın tercih yapacakları zaman sahip olduğu imkanları düşündüğümüz zaman ve sizin yıllar önce nasıl şartlarda tercih yaptığınızı düşündüğümüzde hocam bu kıyaslamayı yaparken aslında genç arkadaşlarımızın ne kadar da şanslı olduğunu da söyleyebiliriz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Şöyle ki artık araştırma yapabilir arkadaşlarımız. Yani interneti hepsi benden daha iyi kullanıyorlardır.
Ben her zaman onu söylüyorum. Yani lütfen yapın da zaten. Yani gitmeyi düşündüğünüz bölümde üniversite neresi olursa olsun. Ya burası sizin hayallerinizi size verecek kapasitede mi? Hoca kapasitesi var mı? Kalitesi ispatlanmış mı? Bir takım sertifikasyonlara sahip mi? Yani geri gelmişken buna değinmek isterim. Yani bu sertifikasyon meselesi çok önemli artık günümüzde. Çünkü yani mesela yüksek kurumu aslında bir sertifikasyon kurumudur aynı zamanda. Yani böyle de bir nesi var şu anda? Kalite güvence bölümü var ve bir takım kalite çalışmaları yapıyor. Yani ne yapıyor? Üniversitenin, fakültenin verdiği eğitimi aslında bir dış paydaş olarak, bir dış gözlemci olarak değerlendiriyor. Ve bu dış gözlemci ne yapıyor aslında? Siz hedeflediğiniz bu eğitim standartlarına ne kadar yaklaşıyorsunuz? Öğrenciyi bu yetenekleri, bu yetkinlikleri ne kadar kazandırıyorsunuz diye denetliyor. Bunu yapan sadece tabii ki YÖK değil. Dünyada bunu yapan birçok farklı kurumlar da var. Eğer ki üniversitenin vizyonu uluslararası bir vizyonsa, dolayısıyla YÖK'ün üstüne bir de sizin bu tür uluslararası standartlara gitmeniz gerekiyor. Onlardan da bir takım şeyler almanız gerekiyor. Yani kalite güvencesi almanız gerekiyor. Nedir bunlar? Yani ilk aklıma gelenler var. Yani örnekler olarak söyleyeyim. Mesela FİBA diye bir kurum var. Mesela bizim işletme uluslararası ilişki bölümlerimizin almış olduğu bir akreditasyon. Ne bileyim ASİN diye bir kurum var. Mühendislikleri şey yapıyor dünya üzerinde. Ne bileyim QS diye bir kurum var mesela. Yani öyle Quarles-Simons galiba bir ailenin soyadı bildiğim kadarıyla. QS Stars diye bir uygulama var mesela. Bu dünyada çok yaygın şu anda. Times Higher Education'ın yapmış olduğu bir şey bu. Kalite güvence sistemi diyelim. Ne yapıyor bu? Üniversiteyi belirli şeylerde, belirli alanlarda değerlendiriyor. Değerlendirdikten sonra ona bir takım yıldızlar veriyor. Ve bu yıldızlarla siz gitmek istediğiniz üniversitenin hangi alanda kaç yıldız aldığını görebiliyorsunuz. Bir kıyaslama şansınız oluyor. Bu da tabii dış değerlendirici olduğu için sizin biz çok iyiyiz, biz harikayız, süperiz demeniz bir yere kadar. Bir de dışarıdaki kurumlar bakalım sizi nasıl görüyor. Böyle de bir ne sağlıyor size? Dış bakış sağlıyor. İşte ne var bu QS'de? Yanlış hatırlamıyorsam eğitim alanı var, kurumsal iletişim var, mezunlarla iletişim, altyapı var. Ne bileyim istihdam edilebilirlik var, uluslararasılaşma diye bir konu var. Böyle farklı kriterler var. Arkadaşlarımız internetten araştırabilirler. QS Stars diye yazdıklarında görürler bu siteyi. Bu alanlarda 5 yıldız üzerinden yıldızlar veriyor üniversitelere. Bu yani bunu mutlulukla, büyük gururla da söyleyebilirim ki üniversitemiz bu alanda Kıbrıs'ta en çok 5 yıldız almış olan üniversitedir mesela. Farklı kategoriler içerisinde baktığımızda. Ya yani bu bizi mutlu ediyor. Neden? Çünkü çaba harcıyoruz. Yani biz burada zaman harcıyoruz. Enerji harcıyoruz. Öğrencilerimiz zaman harcıyor. Bir sürü yatırım, para, yani birçok emek var bunun içerisinde. Bu emeğin karşılığının da farklı bir uluslararası kurum tarafından akredite edilmesi, ona değer verilmesi güzel bir şey. Bu mezunun da işine geliyor. Yani biz bunu hep öyle deriz. Yani bu bir sac ayak aslında. Üçgen bir sac ayağı var. Yani öğrenci var bu işin içinde. Üniversite var, bir de işveren var. Yani baktığınızda öğrenci şunu biliyor. Gittiğim yer belirli kalite standartlarında ya benim arzuladığım, beni hedeflediğim yeteneklere kavuşturacak. Güven sağlıyor. Okula güven sağlıyor. Bana güven sağlıyor. Ben biliyorum ki okulum bu standartlarda veriyor ve tabii işverene de sağlıyor. Yani o yetkinliklerin garantisi oluyor aslında sizin bu akreditasyonu almış olmanız, kurumlarınızın almış olması. Bence arkadaşlarımızın muhakkak gitmeyi düşündükleri yerin kapasitesini incelemesi lazım. Yani bugün internet var, YÖK Atlas değil mi? YÖK'ün birçok bu konuda uygulaması var. Evet. Girip de buralardan kontrol edebilirler, bakabilirler. Hocaların yayınlarına baksınlar ya. Bir sürü şey var yani bununla ilgili yapılabilecek. Bu hocalar ne iş yapar? Yani nasıl üretiyorlar? Bu okul ne kadar üretken? Bunu yaptığımız zaman aslında işi şansa bırakmamış oluyoruz. Yani doğru tercih yapmaya doğru ilerliyoruz. Yoksa sadece ya Ahmet öyle dedi, Ayşe ablam oraya gittiydi, Mehmet Bey dedi ki bu iyidir. Yani bu tür söylemler inanın bana tesadüfi söylemlerdir. Yani çok özür dilerim örnek vereyim. Benim rahmetlik anneannem öyleydi. Eski bir insandı. Yani romatizmaları vardı. Her gittiği insan
Bir ilaç söylerdi mesela. Biriyle konuşurdu. Bir tanıdık bir yeriyle tanışırdı. Konuşurken ya bu romatizmalarım çok kötü filan derdi. Derdi ki biri ya Elmas nene, Elmas da adı rahmetli anneannemin. Elmas nene ben şu ilacı kullandım çok iyi geldi der. Hemen gider o ilacı alırdı. Yahu öyle kızardı annemler ya anne böyle ilaç mı alınır başkasının söylüyor. O ona iyi geliyor sana gelir mi ya zehirleneceksin diye. Yani tercih de böyle bir şey değil. Yani başkalarının söylediğiyle değil. Bizim bilinçli olarak araştırmamız gerekiyor. Başkası seni tanımıyor ki. Sen kendini tanıyorsun. Sen amaçlarını biliyorsun. Sen hedeflerini biliyorsun. Dolayısıyla senin bu işi şansa bırakmaman gerekiyor. Mutlaka araştırmak lazım bu işi. Evet. Anneannenize de rahmet olsun hocam bu arada. Allah rahmet eylesin. Evet. Nesnel verilere de ulaşmak artık çok kolay. Yani hepimizin elinde en az bir tane akıllı telefon var. İnterneti gayet iyi kullanıyoruz. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz parametrelerden de geçerli olan üniversiteleri hani bir araştırsın değil mi hocam genç arkadaşlar? Az önce bir kesinlikle şey söyledim. Kesinlikle araştırsınlar. Mezunların istihdam edilebilirliği dediniz. Bugün baktığımız zaman üniversite adayı öğrencilerin ilk sorduğu soru hocam biz saha çalışanlarına şu oluyor. İş garantisi var mı bu bölümün? Mezun olur olmaz devlette işte atanacak mıyım? Bu soruların çok büyük bir cevabı aslında iş bulma oranının mezunların istihdam edilebilirliğinden geçer not almış bir üniversite olmak değil mi hocam? Kesinlikle yani haklı olarak soruyor tabii ki öğrencilerimiz bu soruları ama şunu düşünmeleri gerekiyor. Ben hep yani aynı noktadayım. Bu soruya verilen cevap çok değişkendir. Yani bu sorunun asla tek doğru cevabı yoktur. Bakınız Türkiye'de her alanda insan açığı vardır. Her alanda da istihdam dolmuştur. İkisi yan yanadır. Yani kimileri için hala müthiş pozisyonlar vardır ama kimileri için de yoktur hiçbir zaman. Bu tamamen kişiyle alakalıdır. Yani bakınız Türkiye'de yıllarca 3-5 üniversitenin hegemonyası vardı. Yani o üniversiteler çok tercih ediliyordu. Neden ediliyordu? Çok basit. İngilizce eğitim verdikleri için. Yani biliyorsunuz ODTÜ, Boğaziçi hep tercih edilirdi. Ama bugün artık onlar değil sadece. Yani birçok üniversite veriyor İngilizce eğitim. Dolayısıyla bu bir kırılma yaşadı. Yani yaşıyor ister istemez. Şimdi herkes doğal olarak üniversitelere bir rol biçiyor. Ama üniversitenin rolü kişiye işe yerleştirmek değildir yani. Üniversitenin böyle bir rolü yoktur aslında. Ama siz yaptığınız tercihle ve daha önemlisi şu. Biz buna istihdam edilebilirlik diyoruz. Yani böyle bir kavram var artık. Employability diye geçiyor İngilizce'de. İstihdam edilebilirliği kişinin artırması gerekiyor. İhtimalini kendinin artırması lazım. Bugün dünyadaki araştırmalar gösteriyor ki kişiler üniversiteyi bitirdiklerinde teknik anlamda yani hangi alan olursa olsun mühendislik, ne bileyim mimarlık, hukuk ne olursa yani teknik anlamda bilgi eksikliğinden dolayı istihdam edilmemesi %15-20. Yani böyle bir bilgi eksikliği yok. Zaten herkes biliyor ki teknik bilgiyi bir noktada aldınız zaten. Yani bir yere kadar aldınız. Ve o teknik bilgiyi geliştirebilirsiniz de. Yani değişmez bir bilgi değil ki bu. Mühendislik yasaları bile değişiyor zaman içinde. Yani dolayısıyla bu değişebilir. Ve değişmesi ve gelişmeniz de gerekiyor. Burada daha önemli meseleler var. Efendim, kişi 3 dakika konuşamıyor ya. Yani diyorsunuz ki örnek veriyorum tamamen. Biz neden biz olmalıyız? Ben değil de niye biz olalım? Hadi 3 dakika konuş diyorsun. Ya 3 cümle kuramıyor arka arkaya. Giriş, gelişme, sonuç. Bir mantık olması gerekiyor. Bakınız iş gücü piyasası bunları arıyor artık. Kişi kendi yeteneklerini hiç ortaya çıkaramıyor. Pısırık, hımbıl. Yani aslında çok iyi. Yetenekleri var, kapasite var. Ama cesaretle bunu söyleyemiyor. Anlatamıyor. Ama cesur, ama hiçbir yeteneği olmayan bunları çok rahat söylediği için adam her yere geliyor, öbürü bekliyor keşfedilmeyi. Kimse sizi keşfetmeyecek. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok artık. Herkes, ben hep söylüyorum, ben anneniz babanıza bakın diyorum ya. Sen mezun olduğun gün şirketin, 30-40 yıllık şirketin yönetimini sana verir mi ya annen baban? Vermez. Ne ister? Tecrübe ister. Değil mi? Bunu ispatlamanı ister. Yani şimdi her mezun o yüzden bunu ispatlamalıdır. Bakınız dünyada Türkiye'de de değişiyor. Artık kamunun her mezunu istihdam etmesi mümkün değildir. Yani hangi alanda olursa olsun. Kamu istihdamda
bir yere kadardır. Ve artık kamunun rolü, modern kamu yönetiminde istihdam rolü küçülüyor artık. Küçülmeye gidecek. Yani bu mecbur olacak olan bir şey. Yani maliyet bazında baktığımızda teknolojinin de işin içine girmesiyle önceden 100 kişinin yaptığını bugün 10 kişi yapıyor. Yani dolayısıyla kamu da küçülüyor. Ve küçülecek de. O zaman siz kendi imkanınızı yaratacaksınız. Ya sen işini kuracaksın, girişimci olacaksın, kendine güveneceksin. Hangi olursa olsun ben Amerika'da ikinci gittiğimde South Carolina Üniversitesi'ne MBA sınıfına derse girdim. Yani 20 kişi vardı. 3'ü işletme lisansçıydı. Doktor vardı, eczacı vardı, hemşire vardı. Ne bileyim ben hiç aklıma gelmeyecek mühendis vardı. Dedim ya doktora senin ne işin var ya burada? Bana dediği şu, benim hastanem var. Ben 30 kişi yönetiyorum. Ve bu insanların shift planlaması, maliyet planlaması, yani finansal kredi şu bu. Acayip iş dönüyor ve ben bunların hiçbirini anlamıyorum. Bunları anlamam lazım dedi. Yani demem o ki artık böyle bir dünyadayız. Böyle bir yerdeyiz. Yani hangi alanı bitirirsek bitirelim. Ya iş kuracağız ya var olan bir işte çalışacağız. Ama devlet istihdamı diye bakarsak, bizi birileri keşfetsin diye bakarsak çok küçük düşünmüş oluyoruz. O yüzden küçük düşünmeyelim, büyük düşünelim. Ama bunu düşünebilmek için de hep dedik ya başından beri konuşmamın, lütfen kendinizin farkında olun, lütfen kazanmanız gereken yeteneklerin farkında olun. Yani bugün Türkçemizi doğru kullanacağız, bugün kendimizi doğru ifade edeceğiz, bugün kendimize güvenimiz olacak ama bu güven ukala bir güven olmayacak. Alçak gönüllü bir güven olacak. Ama güveneceğiz kendimize. Şimdi yani sosyal yönümüzün kuvvetli olması lazım. Bir şey vardı, oluyor 3-5 ay. Pepsi'nin başında Hindistanlı bir bayan var. Pepsi'nin yönetim kurulu başkanı. Bakınız Coca-Cola'nın başında bir Türk var, Pepsi'nin başında Hintli var. Ve bu bayana sordular, siz personel alırken neye bakıyorsunuz diye. Ben üniversiteye hocam, bakmıyorum, CV'leri okumuyorum. Hocam bir donma oldu da baştan alabilir miyiz söylediğiniz örneği? Şu anda tamam mıyız? Tamamız hocam. Evet. Yani Pepsi'nin başında bir bayan var. Bu bayan Hintli. Yani dünyada düşünün en büyük iki içecek şirketi Coca-Cola'nın başında bir Türk, Pepsi'nin başında bir Hintli var. Bu kadar küreselleşmiş durumda. Ve bu bayana sordular, siz personel alırken neye bakıyorsunuz dediler. Dediği şu, ben CV'yi ve üniversiteye bakmıyorum. Bana kendini nasıl ifade ettiğine bakıyorum. Yani sosyal yönden. Daha 3 gün önce bunu internetten görebilirler. Güler Sabancı'nın bir şeyi var, demeci var. Güler Sabancı, Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı. Diyor ki Güler Hanım, bugün diyor en önemli şey diyor değişimi yönetmek diyor. Bizim diyor artık değişim yöneticilerine ihtiyacımız var. Ne demek bu? Değişim yönetimi kendini geliştirmek, ileriye gitmek demek, değişebilmek demek. Yani diyorum ya size artık meslek bir tane değil artık. Bir yerle başlıyorsunuz yüzlerce ayrı yol track var sizler için. Dolayısıyla biraz daha arkadaşlarımızın geniş düşünmesi lazım. Büyük düşünmesi lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün de sunduğunuz katkılardan dolayı. Ben teşekkür ederim. Yani bu çok benim zevk aldığım bir şey. İnşallah ulaşabiliyoruzdur birçok arkadaşımıza. Güzel tepkiler alırız. Saatlerce gönül ister ki konuşalım ama herkesin zamanı kısıtlı. Bizim burada yani anlatmak istediğimiz temel nokta şu aslında benim kendi adıma. Ya bu toplumun güzel bir yayın oldu. Sunduğunuz katkılardan dolayı sağ olunuz. Misafir hocalarımıza daha Fakir Eğitim Müdürlüğü'nden çok teşekkür ediyorum katılımları için. Bir sonraki yayında görüşürüz. İyi günler. Kolay gelsin, iyi günler.